Uluslararası bütün rakamlar, analistlerin söylediği dolar TL'nin adil değeri 9,5 lira olması gerekirken devlet eliyle, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı eliyle kendi kendimize bir kriz ürettik. Şimdi bu krizin sonuçları enflasyona yansıyacak. Hiç çaresi yok, yansıyacak. İlk sonuçlarını 3 Ocak'ta göreceğiz Ferit. 3 Ocak'ta eğer hesaplandığı gibi aylık enflasyon oranı %10,4 geliyorsa emin olun ki burada dövizi kimse tutamayacak. Hele hele Mart ayına geldiğimizde %45'lik enflasyonu gördüysek, bütün beklentiler bittiyse, ne demek beklentiler? 5 yıllık hazine kağıtlarının bugünkü faiz oranı çıktı %23,35'e, 23,45'e. Yani vatandaş diyor ki senin 5 sene sonraki enflasyonun bile 23,45'in üstü bu civarlarda olacak diyor. 5 sene sonraki enflasyon oranın bile. Görüldüğü üzere bizdeki kurun temel sebebi dövizden kaynaklı enflasyondur. Döviz kırılganlığından kaynaklanan enflasyon, o enflasyonun da dövize talebi artıracak şekilde bir sarmala girmiş olmamızdır. Bakın değerli izleyiciler, yayının başından beri iki tane ülkeden bahsettik. Bir tanesi ABD, Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in kararlarıydı. Orada ne vardı? 2023'te 3 kez faiz arttırımı yapacaklarını söylüyorlar Amerikalılar. İkinci ülke hangisiydi? O da İngiltere'ydi. Yani İngiltere de şu anda İngiltere gibi kapitalizmin beşiği bir ülke faiz yükseltmeye gitti. Çünkü enflasyonları ortaya çıktı. Sonuçta yani bu durum karşısında önlem alıyor İngiliz Merkez Bankası ve faiz yükseltiyor. Biz faiz diyoruz. Yani bu süreçte, hele ki 2023'e doğru yaklaştığımız süreçte, ben inanıyorum ki Merkez Bankası büyük bir ihtimalle baskın bir kararla Tayyip Bey'i ya dinlemeyecek ya da Tayyip Bey kendisi, daha önce Rubi Gökdemir'in bahsettiği gibi, o inadını kıracak ve faizi yükseltecek. Yani ABD Merkez Bankası'nın faiz yükselttiği bir ortamda hiçbir ülke faiz indiremez. Bunun imkanı yok. Eğer yaparsa bu bir kıyamet demektir. Yani bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirim süresi 2022 yılının en fazla sonuna kadar olacaktır. Benim görüşüm bu. Hani sonuç böyle olacaktır. Tam seçim için gaza bastığı anda ve ABD Merkez Bankası da faiz yükselttiği anda Erdoğan da faizi yükseltecektir. Öyle gözüküyor. Ya da diğer türlü daha erken bir şekilde Merkez Bankası, yani çok zor bir şey ama anayasal bağımsızlığını da kullanıp radikal bir şekilde, baskın bir şekilde faizi yükseltiyorum diyebilir. Sen ne diyorsun abi bu görüşlerime? Peki şimdi şöyle söyleyeyim. Bak Ferit, bizde, ben tekrar ediyorum, ısrar ediyorum. Artık bizdeki kurun faiz oranlarıyla çok doğrusal bir ilişkisi kalmadı. Hiç kalmadı demiyorum. Bak, baskın bir ilişkisi kalmadı. Bak, böyle bir zorunlu, determinist bir ilişki kalmadı diyorum. İlişki, asıl ilişki enflasyon oranlarında. Kur geçişkenliğinden kaynaklanan enflasyon oranlarında bizim problemimiz o. Ama şurada ilginç bir bilgiyi de bütün seyircilerimize vermemiz lazım ki Ekim ayında biz 21,5 milyar dolar ihracat yaptığımızda Ekim ayı dolar kuru ortalaması 9 lira 14 kuruştu. Geçen programda da söyledim ki Ekim ayında cari işlemler dengesi bir rekor kırarak 3.16 milyar dolar fazla verdi. Ve bir bilgi daha vereyim. Uluslararası finans kuruluşlarının veya analistlerin Türk lirasının dolar karşısındaki adil değerinin de 9,5 lira olduğunu ısrarlı bir şekilde tekrar ediyorlar. Bu bilgileri niye veriyorum? Malumat furuşluk olsun diye vermiyorum. Farkındaysanız bizim ihracatımızın arttığı, 21,5 milyar dolara çıktığı. Çünkü daha fazlasını istesek de hep anlatıyorum ki biz Ekim ayında, Kasım ayında, Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta istesek de aylık 30 milyar dolarlık zaten ihracat yapamayız. Öyle bir ekonomik altyapımız yok, sanayi altyapımız yok, verimliliğimiz uygun değil, yüksek teknoloji ürünleri üretmiyoruz. E peki
9,9 lira 14 kuruşa ihracat yapma becerisini göstermiş. 3,16 milyar dolar cari fazla vermiş bir ekonomi. İnat uğruna faiz indirimine devam ediyorsa, buradan oluşan kur artışlarından oluşan kur geçişkenliği enflasyona yansımadığı sürece, o sonucu görmediğimiz sürece Sayın Cumhurbaşkanı kendiliğinden geriye adım adım atmaz. Daha pazartesi günü bilimsel verileriyle ortaya koyduk ki eğer Ocak ayında, o kritik tarihi açıklıyoruz, Ocağın 3'ünde Aralık enflasyonu açıklandığında hesaplamalarda olduğu gibi %10,4'lük sadece bir aylık enflasyon artışı olursa, isterseler faiz artırımına gitsinler, isterseler faiz indirimini %14'te tutmak NASA uygun mudur bilmiyorum ama isterse sıfırlasınlar, NASA da takip etmiş olsunlar. Enflasyona bu kur geçişkenliği yansıdığı takdirde yeni bir sarmala gireceğiz. Ne demek yeni bir sarmala gireceğiz? Enflasyon arttıkça kurla, dövizle vatandaşın kendini koruma arayışı devam edecek. Belki bizleri de duydular, dinlediler olabilir. Ne demiştik? Ucuz kredi vermek istiyorsanız hazineden teşvik edin. Veya şimdi hazine dövize endeksli tahvil çıkararak vatandaşa bir tasarruf aracı üretmeye çalışıyormuş. Olabilir, bunlar makul şeyler, konuşulabilir, tartışılabilir. Ama farkındaysanız 5 trilyon 377 milyar TL'lik tasarrufun %65'i, yani 3,5 trilyonu döviz mevduatlarında duruyorsa, vatandaşı koruyacak ürünleri, enstrümanları milletin önüne koymadan kuru zapt edemeyiz. Biz ne demiştik? Geçen haftadan itibaren ne dedik? Bu ayın sonunu 15.50-16 arasında bitiririz. Bu bile bir mola sayılır. Niye mola sayılır? Yeni enflasyon oranlarını görünceye kadar mola sayılır. Üzülerek ifade ediyorum ki Mart ayına geldiğimizde TÜİK'in enflasyonunun bile %45'lere varacağı söyleniyor. Yıl sonu hedeflerinin öyle %18-19-20 olmayacağını artık herkes biliyor. Bu sebeple de bütün veriler bizi destekliyor ki dün açıklanan rakamlara göre Kasım ayında konut satış rekoru kırılmış. Ne demek konut satış rekoru kırılmış? Vatandaşın bir kısmı dövize gidiyor, bir kısmı gayrimenkule gidiyor, bir kısmı ikinci el otomobillerde fiyatlar %80, %100 artmasına rağmen kuyruklarda araba arıyor herkes. Bu ne demek? Bu şu demek, enflasyondan öyle korkuyor ki insanlar, elindeki parayı koruyabilmek için döviz talebi aşırı bir şekilde devam ediyor. Şimdi bugün bana birisi sorsa ki Ferit, emin olun vebale girme, 15.50'den bu doları alalım mı? Veya 906 lira olmuş gram altının gramı alalım mı? Ben korkarım, vebale girmiş olurum. Al diye tavsiyede bulunamam. İşimiz o değil de. Tabii. İşimiz o olmamasına rağmen bir dostuma bile al diyemem. Çünkü korkutucu. Görevden alma haberleri de aldık biliyorsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda başkan yardımcılarını. Burada demek ki yeni ekonomik modele karşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu modeline karşı çıkanların da olduğunu ben hissediyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Bu ne anlama geliyor abi, çok kısa? Bu şu anlama geliyor. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur tezine inanmayanlar görevden alınıyorlar. Yeter mi? Kısa kısa gideceğiz. Yeter, güzel. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur tezine inanmayanlar, böyle ispatlanmamış hiçbir bilimsel veriye dayanmayan. Az önce örneklerini verdim. Sıfır faiz olan yerlerde enflasyon var. Ne demek? Demek ki enflasyonun tek sebebi olmaz. Enflasyonun her ülkeden ülkeye farklı sebepler olur. Ama bu teze inanmayanlar görevden alınıyorlar. Lütfi Elvan'ın yanında olanlar da yavaş yavaş temizleniyorlar. Şakir Ercan Gül'ün bu teze mesela karşı çıktığını biliyoruz. Basına yansıdığı için biliyoruz. Yoksa özel kulis haberimiz yok.
Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur tezine inanmayanlar görevden alınıyorlar. Kim ki menkıbeye, kim ki rivayete, kim ki reisin bir bildiği vardır'a inanmıyorsa görevden alınıyorlar. Hepsi budur. Şimdi şu da ilginç, yani gerçekten garip bir konuydu. Yani şaşırdım açıkçası ben. Çok da gündeme gelmedi bir taraftan bakarsak. İşte birkaç tane YouTube kanalında falan konuşuldu ama ya şimdi hani Merkez Bankası'nın faiz kararı bir taraftan da akıllara açıklama yapan birisini getirdi. O da Bakan Nurettin Nebati'nin kardeşi Seyyidullah Nebati. Şimdi ilginçti. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini bir puan düşürmesi neden akıllara Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin kardeşini getirir? Çünkü kendisi daha faiz indirimi kararı, yani Merkez Bankası'nın dağılmadan önce ne olacağını dün söyledi. Şimdi yani, ben özel bilgiye sahiptir değildir bilmiyorum. Tahminimce işte 100 bas puan falan dedi ama sabit kalması gerektiğini önerdi bu arada. Değil, bir defa şık değil. Nezakete, kamu kültürüne, devlet telakkisine, hukuk bilincine aykırı bir durumdur. Yani mikrofon sana uzatılmış olabilir. Şunu söylersin. Benim kardeşim veya abim, küçüğü mü büyüğü mü bilmiyorum, Maliye ve Hazine Bakanı'dır. Onların karar verici olduğu bir ortamda benim yorum bile olsa fikir belirtmem doğru değildir diye geçmesi lazımdı. Böyle bana göre faiz indirilmemeli ama ineceğini tahmin ediyorum. Faiz indirimine devam edileceği anlaşılıyor ama bana kalsalar indirmezdim gibi beyanlarda bulunmanın en azından şık olmadığını söylemek isterim. Hayır hocam, Rubli hocam, yani şık olmaması gerçek, doğru da şıkı da geçtim. Şimdi bu kararı bekleyen böyle tabii sadece dolarda işte böyle 10 bin lirası 20 bin lirası olan sade vatandaş değil. Milyon dolarlar ya da milyonlarca lirasıyla dolara yatırım yapan. Yani sen manipülasyona işaret ediyorsun da bilmiyorum diyorum. Yani çok ilginç. Yani sen bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kardeşisin beyefendi. Bunu söylersen şimdi bizim gibi tabii televizyoncular, gazeteciler de şüphelenirler yani. Ben bir şey var demiyorum bu arada. Haklı, ama ben yani de bilmiyorum. Manipülasyona işaret ediyorsun. Bilmiyorum ama bilmiyorum. Ya bu bir amatörlüktür ya bu. Eğer hani kesinlikle. Ya görgüsüzlüktür bu, görgüsüzlüktür bu ya. Bu devlet, kamu adabı bilmemektir ya. Ferit, niye beni böyle bağırtmaya uğraşıyorsun? Tamam, görgüsüzlüktür bu. Yani mikrofon uzatılır sana. Benim kardeşim, abim karar alıcı. Benim herhangi bir fikir belirtmem doğru olmaz der ve çevirirsin. Bu kadar. Yani hepiniz devlet adına konuşmak zorunda değilsiniz ki kardeşim bu. Bu şahsi ailevi ilişkilerinizden sıkıldık ya. Kamu dediğimiz, devlet dediğimiz, hukuk dediğimiz, kamusallık dediğimiz kavramlar var ya. Bu aile ilişkileriyle karıştırılmaz bunlar.